Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Bugün Fokus'ta stüdyo konuğumuz Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dağbeler. Uğur Bey, hoş geldiniz yayına. Şimdi tabii 2020 maalesef çok da pozitif başlamadı. İşin insani boyutu belki de ilk sırada. İçeride Türkiye'de yaşanan deprem, Elazığ depremi. Aslında Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor ama tabii oradaki can kaybından ötürü yaralarımız daha fazla. Dışarıda Çin'deki koronavirüsü elbette de tekrar vurguluyorum. İşin insani boyutu bir yana, ki en önemli tarafı orası, bir yana önce çözüm bulunması gerekiyor. Herkesin belki de ders çıkarması gerekiyor bu yaşananlardan. Ama öte yandan da aslında ticaret hadleri, ekonomik büyümeler ve buna dair riskleri de arttırıyor. İsterseniz biraz önce yurt dışından başlayalım. Sonrasında Türkiye'ye dair görüşlerinizi de soracağım. Dün Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Dolayısıyla da artık bu koronavirüsünden ötürü ne uçuşlar Çin'e sağlanabilecek ne de oradan buraya aynı şekilde. Mal ticareti nasıl etkiler? Sizin sektör için önemli bir pazar mı? Şimdi Çin bizim için önemli bir pazar değil, çok önemli bir rakip. Aslında dünyanın hep bahsettiğimiz gibi çelik endüstrisinin yarısından fazlasını teşkil eden bir büyüklük. Ben hatta şunu şöyle tanımlıyorum. Bir çelik endüstrisi olarak biz bir otobüsün içerisindeyiz ve şoför koltuğunda bir Çinli var. Çünkü Çin'in yaptığı her hareket dünyaya bir o kadar aynı şekilde etki yaratabiliyor. En basit örneği 2019 yılında dünyada çelik üretimi sadece %3,5 kadar büyüdü ama Çin'deki üretim artışı %8,4. Yani basit bir hesap yapılırsak aslında Çin'in dışındaki dünyadaki çelik üretimi %1,7 oranında küçülmüştü. Büyüme tamamen Çin'den kaynaklı. O yüzden Çin'de olacak her şeyin çelik endüstrisi de dahil dünyaya etkisi gerçekten çok büyük. Şimdi bu virüsün tabii ne boyutlara çıkacağını bilmiyoruz. Geçmişte biz kuş gribinde yaşadık, domuz gribinde yaşadık. Onlar atlatıldı. Umarım bu da aynı şekilde sonuçlanır. Ama Çin'deki büyümeyi veya Çin'deki iç talepte negatif bir sonuç doğurursa bunun mutlaka yurt dışı yansımaları da aynı şekilde etkin olacaktır. Ham çelik ithalatına bakıldığında özellikle Çin'in yani hep Türkiye üzerine de sorayım. Çin hangi ülkelere ürün satıyor yoğun olarak? Şu an için Çin aslında çok fazla büyük bir ihracatçı değil. Geçmişte 2014-2015'te yaşadığımız o dalgayla kıyaslandığında bugün oldukça makul ölçülerde ve kendi bölgesinde ihracat yapıyor. Yaklaşık yıllık 60 milyon tonluk bir ihracatı var. Bu da ağırlıklı olarak işte Güney Kore, Vietnam, Filipinler yani Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya bölgelerine cevap veriyor. Bunun dışında aslında Çin kendi içerisinde çeliği tüketmeye başladı. Bir başka unsur da geçtiğimiz bu 2-3 senedir korumacılıktan kaynaklı Çin'in artık Avrupa, Amerika gibi bölgelere ihracat yapma olasılığı da pek yok. Zira üzerlerinde ciddi oranda antidumping vergileri veya koruma önlemleri mevcut. Peki son sorum da şu olacak, yani koronavirüsün etkisine dair ham madde fiyatlarında, yani özellikle mesela işte petrol fiyatlarında da çok hızlı bir düşüş gördük ama bir yandan petrol fiyatları düşerken güven liman talebinden dolayı altın fiyatları yükseldi. Orada önümüzdeki süreçte ne dersiniz? Yani emtia bizde de gözlüyoruz. Özellikle cevher fiyatlarında bir düşüş gözlüyoruz. Çünkü Çin limanlarının güvenli olmamasından kaynaklı şu anda Çin'e olan sevkiyatlarda ciddi aksamalar gözlemlenmeye başladı. Çelik fiyatları ama tabii, da aşağı gelecek mi o zaman biraz daha sizce? Ben onu çok tahmin etmiyorum. Çin şu anda malumunuz tatil döneminde yeni yıldan dolayı. Ancak biz bunun etkilerini önümüzdeki birkaç hafta içerisinde görmeye başlarız. Tekrar Çin'de piyasaların açılması, hayatın normale dönmesi, tatilden çıkılması sonucunda asıl etkiler daha yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. O yüzden bana göre biraz erken yorum yapabilmek için. Peki Türkiye'ye gelelim. Tabii Türkiye'de de maalesef yaşadığımız o acı deprem, Elazığ'daki kayıplar, hemen akabinde çok fazla sorgulanan bir konu var ki İstanbul depremi. Yani bölge anlamında her şehirde kaybedilen can bizim canımız ama Türkiye ekonomisine, istihdama, büyümeye katkı olarak bakıldığında Türkiye ekonomisinin üçte biri zaten İstanbul'u tekabül ediyor. İstihdamın da öyle. Dolayısıyla aslında depreme hazırlık konuşulurken kentsel dönüşümde müteahhitlerle yaptığımız telefon bağlantısında yaklaşık yıllık 10 milyar, minimum 10 milyar TL'lik bir fon olması gerekiyor. Bu İstanbul'daki hasarlı binaların tamiri için, tadilatı için denildi, güçlendirmesi için ya da yıkılıp yeniden yapılması için. Tabii sizin sektörde bu anlamda önemli bir tedarikçi. Ne dersiniz buna dair? Şimdi en önemlisi aslında can güvenliğidir. Kesinlikle. İnsanın sağlığıdır. Biz bunu sık sık da dile getiriyoruz. Ben konuyu farklı bir yerden ele almak istiyorum. Bundan önceki programlarda da dile getirmiştik. Şimdi inşaatlarda çelik en önemli unsurdur. Çünkü inşaatın taşıyıcı temel unsuru çeliktir. O yüzden de bir inşaatın
dizaynında, hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken orada kullanılan çeliğin kalitesidir, miktarıdır. Ama son dönemlerde malumunuz bahsettiğimiz bir ithalat olayı var. Özellikle doğu sınırında İran'dan yapılan. Burada tabii mühim olan yapılan ithalattaki denetimin ne kadar sağlıklı ve güvenli yapıldığıdır. Yoksa biz malzemenin buraya gelmesi, onunla rekabet edilmesi, ithalatın yapılmasından bahsetmiyoruz. Şimdi inşaatta kullanılan çeliğin Türkiye'de mutlaka Türk Standartlar Enstitüsü'nden kalite onay belgesine sahip olması gerekiyor. Yani o üreticinin ayrıca Çevre Bakanlığı'ndan da ayrı bir sertifikaya sahip olması gerekiyor ki yapı denetimi sırasında ancak bu sertifikalara, bu onay belgelerine sahip firmaların ürettikleri malzemeler kullanılabilsin. İran'dan ama bizim ithal aldığımız ettiğimiz çelikte yok mu bu sertifikalar? Hayır, yok. Şimdi o sınırda ithalat sırasında yapılan bir takım şeyler var, testler var. Ama o testlerin yeterli olma şansı şu an için yok. Yani şöyle hesap yapalım, çok basit. Her ithal edilen bir kamyon çelik 6 daireli bir apartmana tekabül eder ki bu da işte içerisinde 4 kişiden bahsedersek herhalde 25 kişilik bir şeyden bahsediyoruz. İnsan güvenliğinden. Geçen sene yaklaşık yanılmıyorsam 10 bin ton civarındaydı. 10 bin ton demek yaklaşık 400 kamyon demektir. Bu da 2400 daire demektir ki işte o da yaklaşık 100 bin kişiye yakın insanın güvenliğini ilgilendirir. O yüzden ben özellikle yetkililerin bu konuya çok önem vermelerini, bu konuda tekrar düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Zira deprem insanı öldürmüyor maalesef. Yanlış yapılan hatalar, yanlış yapılan dizaynlar ve alınmayan önlemler öldürüyor. O sebeple burada da İstanbul'da da veya diğer deprem bölgelerinde ki Türkiye zaten deprem kuşağında olduğunu biliyoruz. Mutlaka bu tehlike arz eden veya en azından üzerinde soru işareti olan yapıların gözden geçirilip tekrar yapılması önem arz etmekte. Yerli çelik kullanılmak istense inşaatlarda, inşaat çeliğinde gerçekten büyük bir maliyet unsuru yaratıyor mu? Hayır, kesinlikle aksine maliyet tasarrufu yaratır. Bir başka daha örnek vereyim yerli çeliğin önemini altını çizmek. O zaman neden İran'dan ithal ediyoruz? Tamamen fiyatla alakalı bir konu. Çünkü malumunuz İran'a... Maliyet unsuru yaratıyor demek ki onu söylemeye çalışıyorum. Yani yerli çelik daha pahalı. Değil mi yani inşaatçı için? Şimdi İran'la kıyasladığınızda ama onun arkasındaki gerekçeyi de ben size izah edeyim. Şimdi İran malumunuz Amerika ambargosundan dolayı dünyada istediği gibi serbest anlamda ticaret yapabilen bir ülke değil. O baskılardan ötürü özellikle de döviz ihtiyacından dolayı sınır ticaretinde aslında bir ödeme unsuru olarak kullanıyor. Ve orada maliyeti vesaireyi bir kenara bırakıp tamamen onu bir ödemeye enstrümanı olarak kullanmaya çalışıyor. Orada da tabii biz maliyetten bahsedemiyoruz. Ama Türk çeliği örneğin yaklaşık 20 senedir Şili'ye ihraç edilir. Şili bugün dünyada en büyük depremlerin vuku bulduğu bölgedir. %9 oranında büyüklükte depremler yaşanır. Ve her yapılan sevkiyattan önce mutlaka Şili'den yetkililer gelir. Bütün üretim süresi boyunca burada gözetim yaparlar, denetim yaparlar ancak onların onayıyla o sevkiyatlar gerçek. Keza aynı şekilde şu an Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan İsrail. İsrail'den de yetkililer gelir, her bir siparişi tek tek denetlendir. Mutlaka bizde de buna benzer bir yöntemin uygulanması gerekir. Çünkü Türkiye'de de dünyaya bakıldığında en tehlikeli deprem kuşakları üzerinden birinde yer alan bir coğrafyada yaşıyoruz. Peki sadece konutlarda, meskenlerde değil, ticari gayrimenkul tarafında da Türkiye'de kullanılan çeliğin kalitesine dair bir endişe var mı sizce? Yani, hiçbir endişe yok. Kalite yani asla ve asla söz konusu olamaz. Kamu kurumları, olamaz. AVM'ler, işte şehir hastaneleri çünkü evde yakalanacağız diye bir gaye yok tabii ki. Şimdi şöyle o zaman söyleyeyim. Türkiye düne kadar dünyada deniz aşırı ticareti olan inşaat çeliğinin neredeyse üçte birini sağlamaktaydı. Ve bugün hala Çin'den sonra da dünyanın ikinci büyük ihracatçısı. Yaklaşık 80-100 arası ülkeye her sene ihracatı yapılıyor. Şimdi bu ihracatı yapıyorsunuz. Bütün dünya standartlarına, normlarına uygun ihracatlar yapıyorsunuz. Dünyanın en tehlikeli deprem bölgelerine ihracatlar yapıyorsunuz. Bu zaten sizin kalitenizin ne seviyede olduğunun açık kanıtıdır. O yüzden Türkiye'de üretilen inşaat çeliği bence dünyada üretilen en kaliteli inşaat çeliklerinden bir tanesidir. Fiyat veya maliyet açısından da en ucuzlarından bir tanesidir. Zaman zaman bu konu gündeme geliyor değişik dönemlerde.
Onun tekrar altını çizmek istedim o sebeple. Peki Uğur Bey, hazır içeriği konuşmuşken ben ihracata geçmeden önce biraz iş talepteki trendlere de hakimsiniz. Tabii ihracat kadar yıllardır bu sektörde olduğunuz için. Biz hep kredi büyümelerinden bahsediyoruz. Tekrar yatırım ortamı canlanır mı diye verilerden okumaya çalışıyoruz. Dönüp baktığınızda özellikle Türkiye'de bu anlamda çelik talebinde sizce 2020-2019'dan daha iyi olacak mı? Ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü 2018'in yılı aslında en kötü dönemimizde 2019 toparlanma sürecinin başladığı dönemde 2020'de artık 2019'a göre daha olumlu sonuçlar bekliyoruz. Hangi sadece sektörler talep gösterecek sizce daha çok? Bu yani otomotivde de olacaktır, beyaz eşyada da olacaktır. Ben inşaatta da aynı şeyi gözlemliyorum. Çünkü malumunuz artık faizler oldukça aşağı seviyelerde, daha da düşecektir. Dünyada da hem likidite açısından hem faiz oranlarına bakıldığında biz tüketime bunun olumlu yansıyacağını öngörüyoruz. Mutlaka bu Türkiye'yi de etkileyecektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla yatırım ortamı da artarsa eğer ham madde tarafındaki arzın da talebin artacağını düşünüyorsunuz. Gelelim ihracat rakamlarına. Orada aslında biz 2019'un son çeyreğinde Amerika ile normalleşen ilişkileri konuşmaya başladık ve her ne kadar Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretinden sonra tekrar maalesef Orta Doğu'daki risklerden dolayı Türkiye-ABD ilişkilerine bir gerginlik olsa da son geldiğimiz aşamada ne İdlib için ne de bakıldığında aslında son dönemde Orta Doğu'daki diğer meseleler için Amerika ile daha geçen seneye göre pozitif anlamda sinyaller var. Ticaret rakamlarına yansın mı çelik sektöründe? Şimdi Amerika ile olan ilişkiler bizim her gün biraz daha kafamızı karıştırıyor maalesef. Hep olumlu konuştuktan sonra bir bakıyoruz, akabinde olumsuz bir şey ortaya çıkıyor. Bundan sadece 3 gün önce Başkan Trump bir başka kararname daha imzaladı ve bu 232 kapsamını genişletti. Düne kadar olan kapsamın üstüne bir de ayrıca daha farklı sektörlerde hem çeliği hem de alüminyumu içeren yeni bir takım önlemler aldı. Daha somutlaştıralım. Düne kadar işte buradan Amerika'ya, Türkiye'den Amerika'ya yapılan mesela çivi ihracatında herhangi bir kısıt yokken bugün %25 vergiye tabi oldular. Alüminyumda teller vesaireler bir kısıtlamaya tabi değilken bugün %25 vergiye tabi oldu. Yani biz bunun nasıl iyileştirileceği üzerine sürekli bir mesai yaparken karşı taraftan maalesef tam tersine reaksiyonlar alıyoruz. Çelik ve alüminyumda zaten %15 yok muydu Uğur Bey? Vardı ama her ürün için yoktu. Anladım, belli evet. Ürünler bu kapsamın dışarısındaydı. Şimdi genişletilerek o ürünler de bu kapsam içerisine alındı. O yüzden Amerika ile ilgili yorum yapmakta açıkçası ben biraz çekinir oldum. Peki alt ürünleri değil de gerçekten en çok ithal ettiğimiz çeliğin hangi grubuysa o gruba ihraç ettiğimiz. O tarafta mesela şu Kasım Aralık verileri elinizde var mı geçen senenin son çeyreğine dair? %65 oranında Kuzey Amerika, bu Kanada'da dahil ve Meksika'da dahil, onları da kapsayarak söylüyorum. 2018'e göre bir daralma var o bölgeye yapılan ihracatta. Hakeza Avrupa topluluğu da malumunuz. 2019'un tamamını söylüyorsunuz. 2019'un tamamını söylüyorum. Biz şimdi toplam ihracatta aynı rakamı yakaladık. 21.2 milyon tonluk bir ihracat gerçekleştirdik. Bu da 2018'le hemen hemen aynı. Çok cüzi bir fark var, minimal ama değer bazında %10'luk bir gerilememiz var. Bu tamamen dünyadaki konjonktürden kaynaklanıyor. Fiyatlar biraz çelikte geriledi 2018'le kıyasladığımızda ama Avrupa'ya yapmış olduğumuz ihracatta %16'lık bir daralma yaşadık. Amerika'ya da şimdi Kuzey Amerika'ya da yaklaşık %60 küsur oranında bir daralma yaşadık. Bunun ikisinin toplam bedeli 2.7 veya 3 milyon ton diyelim. Yani karşılığı 2 milyar dolar gibidir. Bu 2018'de kıyasladığımızda aslında 2017 ile kıyaslayacak olsak veya potansiyelle o rakamı ben yaklaşık 5 milyon gibi görüyorum ki onun karşılığı da yaklaşık 3 milyar dolardır. Bir kaybımız var Amerika'da veya Avrupa'da alınan bu koruma önlemlerinden dolayı. Yoksa Türk çelik sektörü iyi bir performans gösterdi 2019 yılında bana göre. Ve 2020'de aslında hala belirsizliğini koruyor. Yani söylediklerinizden o çıkarımı yapıyorum. Yani bu ülkelerde vergi oranı düşecek ya da vergiler kalkacak gibi beklentiniz yok şimdilik. Ben onu kaybettim şu an için. Çünkü beklentilerimiz vardı ama bu karşıdan aldığımız bir de yeni ürünler eklenince diyorum yani bizler olumlu bir takım adımlar beklerken karşıdan tam tersine bir takım hareketler geliyor şu an için. Peki Uğur Bey, siz geçtiğimiz aylarda da yine bize konuk olduğunuzda tabii ki Türkiye'nin başka pazar arayışları olacak demiştiniz. Afrika pazarı dediniz, başka pazarlara da değindiniz. Şimdi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta başında Afrika'daydı. Ne dersiniz yani orada bir sadece çelik sektörü için değil her anlamda genel olarak ihracat arttırılmaya çalışılıyor ama
bu kadar üzerine eğilmemiz gereken bir pazar mı? Pazar, yani elbette, karşılığını alabilir elbette. Miyiz sizce? Şimdi bu? Baktığınız zaman bulunduğumuz coğrafyaya Akdeniz havzası aslında bizim en aktif olmamız gereken alan. Çünkü özellikle de çelikte en büyük lojistik unsuru şeydir, deniz yoludur. Üreticilerin birçoğu da orada. Çünkü en ucuzu. Bak ve Kuzey Afrika'da bugün aslında gelişmekte olan, potansiyeli çok büyük olan bir alan. O yüzden var olduğumuzu 30 sene içerisinde biz hep önem verdik. Fakat onlar da işte bu akımdan etkilenerek koruma önlemleriyle kapılarını biraz kapamaya çalıştılar. Mısır olsun, Fas olsun, Cezayir olsun. Ama her şeye rağmen Kuzey Afrika ihracatımız 2019 yılında bakıyorum %40 oranında artmış. Aslında olumluya gidiyor. Eminim bu temaslar sonucu eğer ilişkiler biraz daha iyileşir ise biz orada daha iyi kendimize yer edinme şansı bulacağız. Bu sadece tabii ki Kuzey Afrika ile ilgili değil. Hem Güney Afrika, Avrupa bizim için aynı önemde. Doğu Akdeniz aynı önemde ki 2019'da bir numaralı çelik ihracat pazarımız İsrail olmuş. Yaklaşık 1.7 milyon ton çelik ihraç etmişiz İsrail'e o nüfusa rağmen. İkinci sırada İtalya var. Üçüncü sırada da Yemen var pazar olarak. Peki öte yandan yine çok konuşulan tartışılan uzak doğu pazarı. Yani tabii ki Çin'i dışarıda bırakıyorum. Çin'in yakınlarında en azından yani çelik sektöründen bağımsız örneğin Çin'in ürün satamadığı ya da Amerika ile bu korumacılık politikaları devreye girdikten sonra Vietnam, işte Hindistan gibi ülkeler biraz ön plana çıkmaya başladı. Ne dersiniz? Orada yani emtia tarafında da piyasayı domine edebilirler mi? Bizim Uzak Doğu 1985 ile 2000 arasında çok aktif olduğumuz bir bölgedir. 97'de toplam ihracatımızın %65'ini biz Güneydoğu Asya ülkelerine yapmaktayız. O yüzden aynen öyle. Yani o pazarları Türk çelik sektörü çok çok yakından tanır ki işte 2-3 sene önce bu korumacılıkla birlikte bir anda biz zaten orada tekrar eski kontaklarımızla ilişkiye geçip orada kendimize yer edinmeye çalıştık ve ciddi oranda da artışlar yapıldı. Halen de bugün Hong Kong'tur, Singapur'dur, Malezya'dır, Filipinler'dir. Yani yeni başlarında Çin olmasına rağmen Türkiye'de bir şekilde girebiliyor pazara. Onun gerekçesi de en başta bahsettiğim Çin'in kendi içerisindeki tüketimden kaynaklı ihracatlarını biraz aşağı çekmelerinden bize yer açılmış oldu. Yoksa Çinli oraya agresif bir şekilde girdiğinde mesafe avantajından dolayı bizim rekabet şansımız oldukça düşüyor. Ama benim öngörüme göre biz önümüzdeki dönem Hindistan, Pakistan, Bangladeş bölgesine ciddi ihracatlar yapmaya başlayacağız. Çünkü oradaki atmosfer özellikle büyüme anlamında oldukça olumlu sinyaller vermeye başladı. Şimdi de bu ihracatın yapılabilmesi için bir o kadar da hani kan akacak ama damarlar var mı, yerinde mi? Lojistik sektörü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlar. Bunlar çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda sizinle bol bol konuştuk. Nasıl görüyorsunuz oradaki gelişmeleri? Yani son atılan adımlar, stratejik adımlar, Türkiye'de lojistiğin geliştirilmesi için şu an sizin sektörü ilgilendiren örneğin karayolu mu, demiryolu mu ya da işte raylı sistemler mi? Nasıl adımlar atılmalı? Şimdi bizim en büyük lojistik anlamındaki kullandığımız şey deniz, deniz yolu. Çünkü hem ham maddemizi alırken hem ürünümüzü ihraç ederken tonajlarımızdan kaynaklı en ucuz maliyetli olan yöntem bunu deniz yoluyla sevk edebilmek. Ki baktığınızda işte söylediğim ama demir yolunun da çok çok önemi var tabii ki. Bu da yurt içinde özellikle de hem ham maddenizi taşımakta yani mevcut yurt içi kaynaklarını kullanma anlamında artı üretimin veya ürünün sağlıklı ve ucuz maliyetle belli yerlere ülke içerisinde ulaşması anlamında ki bu sadece ülke içinde değil komşu ülkelere ulaşma anlamında da olumlu şeyler yansıyacaktır. Nitekim işte Irak olsun, Suriye olsun, Bulgaristan olsun, Yunanistan olsun. Onlara ulaşım anlamında demir yolunun çok çok önemi var. Yapılıyor, adımlar atılıyor. Liman kapasiteleri büyütülüyor. Bir takım kolaylıklar sağlanıyor. Ama zaten mevcut ortamda bile Türk çelik sektörü şu an için kullanabildiği her türlü avantajı kullanmayı aslında sürdürüyor ve de sahip.
Son olarak da ben biraz finansman tarafını sorup size tamamlamak istiyorum programı. Başka ekleyecekleriniz varsa lütfen siz de ekleyin. Bakan Pekcan özellikle Exim Bank'ın döviz kredilerindeki faizin düşeceğini, aşağı geleceğini söylemiş. Nitekim 2020 itibariyle de bu oldu. Sadece tabii döviz kredileri değil, TL cinsi tabii Exim Bank üzerinden ihracatçı kredi kullandırılıyor. Orada vadeler, mevcut faiz ortamı ne dersiniz? Yani finansmana erişimde 2019 sıkıntılıydı, 2020 biraz daha rahat olacak mı sektör için? Ben olacağını tahmin ediyorum. Biraz önce de bahsettim. Çünkü bugünkü ortamda faizlerin biraz daha aşağı gelmesi aslında gerekiyor. Kullanım anlamında da biz bundan sonraki ihracatımızı arttırmak istiyorsak onun önemli bir rolü var. Ama daha da önemlisi, daha da önce bahsettiğimiz gibi o ortamda yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü çelik sektörü eğer yatırım yapamazsanız, ki zaten siz kazandığınızın ciddi bir miktarını sadece elinizdekinin aynı şekilde korumak adına harcıyorsunuz her yıl, ama mesele onun ötesinde büyüyebilmek, ileriye gidebilmek veya rekabet gücünü aynı şekilde tutabilmek için yatırım yapmaktır. O yatırımın gerçekleşebilmesi için de hem kaynaklara ulaşım açısından hem onların maliyeti açısından ortamın çok çok iyi olması lazım. Ben 2020 ile ilgili şu 2018 veya 19'a kıyasla daha iyi bir ortam olacağını tahmin ediyorum. Bir de çimento ve cam sektöründe bir konsolidasyon yaşandı son dönemlerde. Önce çimento şirketlerinin birleşmesini duyurduk borsada. Hemen akabinde dün de işte İş Bankası yine grubundan cam hisseleri. Demir çelik sektöründe de halka açık çok fazla şirket var çünkü. Sizce bir konsolidasyon olabilir mi yani? Hiç bu konuşuluyor mu? Şimdi halka açık şirketler zaten birleşik vaziyette biliyorsunuz. Türkiye'de 3 tane büyük kuruluş var. Erdemir veya yani OYAK grubu. Hepsinin hissesi ayrı ayrı fiyatlandığı için söylüyorum. Yani Kardemir'in ayrı, Erdemir'in ayrı, İzdemir'in ayrı gibi gibi. Şimdi konsolidasyonun getirecek pozitif şeyler var. Ama diğer taraftan bizim mevcut durumumuzda elbette bizim de bir takım avantajlarımız var. Malum çok büyüdüğü zaman yönetimi veya kontrolü de güç oluyor. Türk çelik sektörünün en önemli avantajlarından veya güçlü olduğu noktalardan bir tanesi de ölçeğinin o bölgeye has olması ve onun getirdiği çok hızlı, etkin karar alma süreçleri ve de çabuk adapte olabilme yeteneğidir. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Değerli görüşlerinizi, analizlerinizi Bloomberg Rokete izleyicilerine aktardığınız için. Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dağbeler'i ağırladık. Şimdi buradan biraz dönüyoruz. Koronavirüsün dünyadaki yansımalarına, Starbucks CEO'su Kevin Johnson, Çin'de 2000'den fazla şubeyi kapatma kararının sebeplerini Bloomberg'de paylaştı. Haberi ekrana getirelim. Koronavirüs piyasadaki herkesin dikkat etmek durumunda olduğu bir şey. Dinamik bir süreç. Ve bildiğiniz üzere bizim şu an odaklandığımız birkaç önceliğimiz var. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Starbucks ortaklarının güvenliği ve sağlığını sağlamak. İkinci olarak da hükümetle ve yerel sağlık yetkilileriyle çalışıp onlara destek sağlamak virüs konusunda. Şayet Çin yeni yılını düşünürseniz tatil sebebiyle bir miktar şubemizi zaten kapatıyorduk. Bu şubeler iş yerlerinin yakınlarında olan şubelerde kimse çalışmadığı için bu şubeleri zaten kapatıyorduk. Bunlar şu an kapalı. Ancak Hubei bölgesine dönüp bakacak olursanız ki Wuhan şehri burada bulunuyor. Bütün bölgede şu an kısıtlamalar mevcut. Bütün şubeler o bölgede kapalı. Ve bununla birlikte maliklerle ve hükümetlerle çalışıyoruz. Bize belki şubemizi kapatmamızı isteyebilirler. Hastane ya da üniversite yakınlarında. O yüzden bu süreçte birlikte çalışıyoruz. Şubelerimizin yarısından fazlasını kapatmış durumdayız. Çok yakından çalışıyoruz ki doğru kararları verdiğimizden emin olabilelim. Ve açık olan şubelerde hem müşterilerimizin hem de ortaklarımızın güvenliğini, sağlığını güvence almaya çalışıyoruz. Maskeler var. Aynı zamanda açık olan şubeler müşterilerimize hizmet verebiliyor. Bunu söylemek istiyorum. Bu geçici bir durum. Bunun üstesinden geleceğiz ve bu duruma görevlerimiz ve değerlerimiz uygun bir şekilde tepki vereceğiz ve bunun üstesinden geleceğiz. Bu geçici bir durum, uzun vadeli büyüme potansiyelini düşündüğümüz için de iyimseriz. Bu durumu çok yakından izlediğinizi biliyorum. Şu an neredeyiz ve bu bilgiyi, bu kararları vermek için aldığınız bilgiler nereden geliyor? Biz Çin'de 20 yıldan fazla bir süredir bulunuyoruz. Tabii ki çok güçlü ilişkilerimiz var merkez hükümetle ya da yerel hükümetle.
Bildiğiniz üzere sorumlu bir ortak olmak istiyoruz. Virüs konusunda onlara yardımcı olmak istiyoruz. Düzenli update'lerimiz var, iletişimimiz sürekli devam ediyor. Çin'deki ekibimiz muazzam bir iş çıkarıyor o tarafta. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz ve çok dinamik. Günden güne karar veriyoruz. Ve tabii ki Çin yeni yılı biraz daha uzatıldı. Şimdi bir dönüm noktası daha var sanırım. Hükümet insanların evden çalışmasını söylüyor. Ve 10 Şubat civarında da insanların biraz daha iş yerlerinde olmasını bekliyoruz. Doğru olduğuna inandığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz Starbucks olarak ve ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Starbucks'ın Çin'deki şubelerini kapatma haberinin detaylarını ekrana getirdik. İçeride ise Türk Hava Yolları dün açıkladı. Koronavirüs nedeniyle 9 Şubat'a kadar Çin seferliğini durdurdu. Biliyoruz ki bu kararın hemen öncesinde THY'nin özellikle paylaştığı açıklamada Pekin, Guangzhou, Şangay ve Yi'an uçuşlarına bir süredir görülen belirgin talep azalışı nedeniyle bahse konu geçen noktalarda 5 Şubat ve 29 Şubat aralığında planlı uçuşlar olacak. Seferler azaltılacak demişti. Şimdi 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları listesini bir ekrana geçirelim. Özellikle zaten bir süredir genel olarak hem Pegasus hem THY hisselerinde bir düşüş var. Küresel havacılık hisselerine paralel. Bugün 13 lira 85 kuruş seviyesinde %0.14 sınırlı yukarıda ise haftalık ve aylık grafiğe baktığımızda ise aslında net bir şekilde göreceğiz ki haberlerin koronavirüs haberlerinin etkisi hissede özellikle haftalık grafikte hissedilmiş 14.5 TL'lerden hisse 13 lira 60 kuruşa kadar gelmiş. Şu an 13 lira 80 kuruş seviyesinde. Şimdi hemen buradan Günter Şimşek'e gideceğiz ve detayları soracağız. Hoş geldiniz Zeyn, hemen sözü vereyim. THY'nin bu kararını nasıl değerlendirdiniz? Dünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında acil durum ilan etmesinin hemen akabinde. Ya birincisi çarşamba günü zaten büyük havalarından tek tek haberler gelmişti ve günün sonunda bu rakam 9'a yükselmişti. Yani çarşamba günü saat 6 itibariyle 9 civarında bayrak taşıyıcı ve Çin'in önemli bağlantı kuran hava yolları işte Lufthansa'dır, British'tir, Kanada'dır, United, yani ciddi anlamda oraya seferi olan hava yolları yapmıştı, durdurmuşlardı, azaltma değil. Sonra akabinde Türk yollarından benzer bir şey gelir mi diye bekliyorduk. THY şey dedi açıklamasında, talep düşünse bile frekans azaltmasına gidildiğini söylediler. Bu biraz tartışıldı. Başkaları tamamen durdururken Türk yolları neden sefer yapmak istiyor ki, bu tartışmaların akabinde de zaten Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen haber ve onun üzerine de THY'de uçuşlarını 9 Şubat'a kadar erteledi. Diğer hava yollarının birçoğunda bir tarih verilmedi. Yani ne zamana kadar erteledikleri bilinmiyor. Hatta bazıları da böyle muğlak bir şekilde durum düzelene kadar gözetleyeceklerini falan söylediler. Öyle zannediyorum THY'nin 9 Şubat tarihi de yani kesin bir tarih değildir. O zaman geldiğinde veya o gün düşün kala tekrar değerlendireceklerdir. Tabii bir de burada işin ters tarafı var. Türk havalarından Çin'e olan seferlerde THY durduruyor da bir de Çinli şirketlerin Türkiye'ye yaptığı seferler var. Henüz orayla ilgili bir tam netice alabilmiş değiliz. Yani onlar ne kadar devam edecekler, ne zaman durduracaklar. Çünkü ilk açıklama şeyden gelmişti. China Southern'dan cumartesi ve salı günü yaptıkları seferleri durdurmuşlardı ama Çin'den başka ülkelere yapılan bazı seferler var. Onlar da azaldı. Wuhan bölgesine yakın olan yerlerden böyle bir halka gibi düşünün. O halka sefer yapılan hem şeyler, yurt dışından yapılan seferler hem de Çin'in kendi havalarından yaptığı seferler bu şekilde azaldı. Türkiye'de de benzer şeyi Türk havalarından önce China Southern atmıştı. Çinli hava olarak durdurmuştum. Ama o tek taraftan şu an Airlines'dan gelen şu an Airlines'ın Çengu'dan olan İstanbul'a seferlerinde henüz bir şey yok. Onun ne zaman şey yapacağını net onun cevabını ben de bilmiyorum ama yani Çin veya havacılık deyince biraz karışık. Yabancı yolların birçoğu durdurma kararı aldı. Bazı bölgelerde bazı ülkelere seferler yapılıyor. Bazı ülkeler toptan iki ülke arasındaki ister kendi bir lavar olsun ister karşı tarafın Çin'in hava yolu olsun bunları
durdurdu. Yani GSF'leri askıya aldı. Bizde de durduruldu. Umarım yani bundan sonra önemli bir şey, sorun olmaz. Günter Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Habertürk.com yazarı Günter Şimşek'in görüşlerini aldık. Şimdi turizm rakamlarına bir beraber bakalım. Çünkü hem Aralık ayına dair hem de 2019'un tamamı geçtiğimiz yılda turizmin fotoğrafı çekildi. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Aralık ayında 2018 Aralık'la kıyaslandığında geçen seneyi kapatırken aylık bazda %10'un üzerinde turist sayısında bir artış olmuş. Yılın tamamında ise turizm gelirlerimiz 34.5 milyar dolara çıkarken oradaki toplam ziyaretçi sayısı da 51.7 milyon olmuş. Oldukça aslında rekora ulaştığımız bir yıl ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarla beraber de yeni bir rekor yılını geride bıraktık dedi Kültür ve Turizm Bakanlığı. Hemen gelelim TÜİK'in rakamlarına, beraber bakalım. Ziyaretçi türüne göre turizm gelirlerine bakıldığında özellikle 2019'un 3. ve 4. çeyreğinde turizm gelirlerinde hızlı bir artış yaşandığını görüyoruz. Kişi başı ortalama harcamalara bakıldığında ise yine geçen senenin son çeyreğinde özellikle yabancıların kişi başı ortalama $702, içerideki vatandaşın da yerli turistin de $859 yükseldiğini görüyoruz o kişi başı ortalama harcamalarda. Yine harcama türlerine göre rakamların değişikliğine baktığımızda yıllık bazda özellikle paket tur harcamaları oldukça hızlı bir şekilde artmış yüzde olarak. Bununla birlikte yine sağlık turizminde hızlı bir artış yaşanmış. Ülkelere göre bakacak olursak ise hem yıllık hem de dördüncü çeyrek özelinde aslında özellikle ilk sırada burada kişi başı ortalama harcamalarda Amerika'dan gelen turist, sonrasında Japonya, İtalya, İsrail diye devam ediyor. Kişi başına düşen turist harcama tarafındaki rakamlarda da ülke dağılımı bu şekilde. Şimdi hemen gidelim buradan, bu rakamları değerlendirelim. Özellikle sektör temsilcileri için bu rekor rakamlar ne ifade ediyor diye detayları soralım. CNG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Reca Çakır olacak telefon hattımıza. Reca Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gizem Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. 2019 turizmde bir rekor yılı oldu dedik ve Aralık rakamlarıyla beraber geçen senenin aslında fotoğrafını çektik. Az önce dataları aktardım ben. Ne dersiniz bu rakamlara dair? Tabii gerçekten son 30 yıl hatta 40 yılı ele alacak olursak geldiğimiz rakamları rekor yılı olarak değerlendirebilir. Ancak burada gözden kaçırdığımız bir şey var. Biz bu rakamları 2014 yılında yaklaşık 36 milyon turist ağırlarken 32 milyar dolar gelire ulaşmıştık. $900 seviyesindeydi kişi başı milli gelirimiz. Ama bugünkü rakamlara bakıldığında 36 milyar gelirle ancak 52 milyon turist ağırlıyoruz. Bu aradaki kişi başı gelir $630-640'lara düşmüş vaziyette. Şu an önümüzdeki süreçte bizim bu rakamları yukarıya çıkarmamız için çok ciddi çalışmamız gerekiyor. Yeniden bir dönüşüm gerekiyor. Türk turizmini 12'ye yaymamız gerekiyor. Çeşitlendirmemiz gerekiyor. Çok güzel bölgelerimiz var. Türkiye'nin her yöresinin kendine göre çok özgü 81 vilayetin tarihi ve doğası, gastronomi turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, spor turizmi, bunlar bizde çok var ama yeterli değil. Bunları arttırmamız gerekiyor. Bunun yanında bizim mutlaka yeniden dönüşüm derken, özellikle şehirlerimizi yeniden dönüştürürken eski şehirleri koruyup hatta o eski şehirleri tekrar yaratmak, onlara yürünen caddeler ve turizm odaklı özel bölgeler oluşturmak, yeni şehirleri şehrin dışında banyolar oluşturmak gibi düşünmek gerekiyor. 81 vilayetin her bölgesinde kendisi inanılmaz bir tarih, doğa, kültür, gastronomi açısından çok zengin. Bunları yaptığımız zaman daha üst segment insanları burada ağırlayabileceğiz, üst gelir düzeylerini. Şu anda Antalya'da oteller 5 yıldız. İnsanlar 10 günlük ya da bir haftalık geldiği turda dışarı çıkmayı hissetmiyor. Çünkü her şey 5 yıldız hizmet sunuluyor. Dışarı çıkıldığı zaman çevre 5 yıldız değil maalesef. 1 yıldız, 2 yıldız daha düşük kalitede. Çevreyi ona uyarlamamız gerekiyor. Evet, Türkiye yollarımız biraz daha taşın altına elini koyup o üst düzey geliri olan insanları tarifeli uçuşlar koyarak özellikle turizm merkezlerine, Muğla, Antalya, Kapadokya gibi bölgelere direkt uçuşları, ülkemize ilgisi duyan diğer ülkelerin önemli şehirlerinden direkt uçuşlar koymasıyla turizm 12'ye yayabilme şansını elde edebiliriz diye düşünüyorum. Otellerin çoğu kışı açık hale geldi. Ben 30 sene önce ilk yaptığım testte lobisinden
girdiğin zaman açık havadaydı. Sadece 5 ay 6 ay kullanılan tesislerdi. Şimdi hepsinin çok ciddi spaları, toplantı salonları, kongre merkezleri, yanlarında spor sahaları oluştu. Bununla turizme 12 ay yapmaya hazırız. Ancak çok tüpkün bir tanıtım seferberliği başlatmak üzere onda Turizm Bakanlığı kurmuş olduğu bu yeni turizm geliştirme fonunun çok faydalı olacağını düşünüyorum. İyi bir master plan, iyi bir planlamayla, iyi bir yeniden dönüşüm özellikle turizmde bir 10 yıl içerisinde 120 milyar dolar, 120 milyon turist ağırlayacağımızı aşağı yukarı öngörüyoruz. Dolayısıyla turizm Türkiye'nin başarısı sanayisi, Türkiye'nin petrolü ama gerçekten ciğeri açık şu anda dahi kendi tek başına kapatabilecek potansiyelde indirekt olarak da 55 sektör etkilediği için herkesin mutlaka turizme önem vermesi gerekiyor. Taksi şoförlerinin dahi en azından turiste hitap edebilecek derecede bir İngilizce öğrenmesi gerekiyor. Eğitim şart, eğitim kurumlarını geliştirmemiz gerekiyor. Turizm gelirleri artıyor ama turizmde nitelikli eleman sayısını arttırmak için de çalışmamız gerekiyor. Velhasıl geldiğimiz noktada yetinmeyeceğiz. İlk alt sıradayız şu anda gelirler bakımından. 12-13. Sıralardayız. Bundan 5 yıl önce gelirler bakımından 8. sıradaydık. Turist bakımından hala 6. sıradayız. Bunu daha yukarılara ilk 3'e girmeyi hedeflemeliyiz. Hı hı. Bunun için de her türlü imkan var Cem Hanım. İnşallah önümüzdeki günlerde sektör temsilcileri, sektör yöneticileri, artık kamu ve bizi yönetenler hep beraber bunu aşacağımıza inanıyorum. Ümidimiz yüksek yani. Recep Bey çok teşekkür ediyorum yaptığınız değerlendirmeler için. CNG Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recep Çakır'ın görüşlerini aldık. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen arkasından her hafta cuma olduğu gibi risk yönetimiyle karşınızdayız. Stratejist Evren Bolgun bizimle olacak.